Günümüzde Ubisoft sürekli aynı oyunları yaptığından dolayı eleştiriliyor. Fakat o türde doğru formülü bulurlarsa oyun harika oluyor. Ama bu oyunun sonradan bozduğu gerçeğini değiştirmiyor. Ubisoft'un elinde güçlü denilebilecek sadece iki markası kaldı ve bunlardan biri Far Cry, diğeri ise Assassin's Creed. Ama bugünkü konumuz Far Cry yani Far Cry serisinin babası olan Far Cry 3. İlk önce Far Cry serisinin tarihine bakarsak üç Türk kardeşin geliştirdiği Crytek Engine tanıtılıyor ve Ubisoft projeye beğeniyor. Beraber ilk Far Cry'ı yapıyorlar. Ardından Crytek EA ile anlaşıp Crysis'in yapımına başlıyor fakat Far Cry'ı ellerinden kaybediyorlar. Ve Ubisoft'un elinden çıkan ilk oyun Far Cry 2. Far Cry 2 güzel bir oyun olamıyor. Adamlar sadece detaylara kasmışlar. Hikaye ve görevler konusunda Far Cry 2 gerçekten sınıfta kalıyor. Ve Far Cry serisi 4 yıllık sessizlik sonrası karşımıza Far Cry 3 ile birlikte çıkıyor. Far Cry 6'da ana karakter var fakat Far Cry 5'teki en büyük eksikliklerden birisi ana karakter olmamasıydı. Far Cry 3'te Jason'ın olaylar tepkisini ve adadaki yaşamı değişimini görürken Far Cry 5'te sadece milletin dediklerini yapan boş beleş biriyiz. Sadece görev yapıyoruz. Yani ana karakter olması lazım. Önemli. Bir hikayeye gelirsek hikayemiz arkadaşlarıyla ve kardeşiyle ada tatiline giden Jason'ın elendikten sonra skydiving yapmaya karar verirler. Ama skydiving yaparken atladıkları adada Vas'ın ekibinin olduğundan habersizlerdir. Vas'ın ekibi tarafından yakalanırlar ve kendimizi kafeste Vas'ı dinlerken buluruz. Ardından askerlik eğitimi olan Grant'ın konserlardan birini öldürmesiyle Jason şoka girer ve kaçarken Vaas'a yakalanırız. Grant'ı kaybederiz ama Vaas bize kaçmamız izin verir ve Jason ilk defa birini de öldürdüğünde adada işlerin nasıl ilerlediğini anlar kaçarken Deniz tarafından kurtarılırız ve hikayemiz başlar hikaye Bence yeterli ama her yerde vası gösterip ana düşmanın farklı birisi olması saçma geliyor zaten Hoyt vasının yanında çok sönük bir karakter olarak kalıyor aynı şekilde reklam çalışmalarında her yerde vası görüyoruz ama oyunda toplasan maksimum 15 dakika falan vası görüyoruz ve vasıta olan savaşımızda çok sönük kalıyor gerçek bir şekilde savaşsaydı kesinlikle daha iyi olurdu Ada içinde yapılacak tonla şey var Ben çoğu oyunda görevlere bakmam ama Far Cry yan görevlerde baya bir zaman geçirdim. Adada suçları yakalayabilir, NPC'lere yardım edebilir veya outpostları ele geçirebilirsiniz. Fakat yan görevler bir süreden sonra insanı bayıyor. Çünkü farklı bir şey yapmıyoruz. Sürekli aynı şeyleri yapıyoruz. Bu da bir süreden sonra sıkıyor. Oyun size adada özgürce gezmenize imkan sağlıyor. Örneğin outpost baskını yaparken isterse gizli, isterse patokite dalabilirsiniz Fakat yapay zeka pek de akıllı değil. Hemen yanlarında birini öldürseniz bile fark etmiyorlar. O yüzden gizlilik fazla gerçekçi Değil. Ben gizliliği çok fazla kullanmadım yani. Çok fazla zevk vermedi bana gizlilik. Radyo kulilerini etkinleştirip haritada yeni yerler açabilirsiniz. Fakat bunu her oyunda yapınca bir özel yanı kalmıyor. Ama radyo kulileri ilk kez bu oyunda yer aldığı için Güzel bir özellik. Ve radyo kuleleri silahları açmamıza yardımcı oluyor. Oyunda seslerin kalitesi sanki çok eski bir oyunmuş gibi hissettiriyor. Bu sorun bir tek bende mi bilmiyorum ama sesler kalitesiz hissettirdi. Müzikler çoğu zaman ortamla uygun müzikler seçilmiş. Bu da oyuna girmemizi kolaylaştırıyor. Ve o efsane müzikle görevin uyumu. Grafikler ise eskimediği söylenebilir. Hatta grafikler gayet iyi. O dönem çıkan oyunlara bakarsanız günümüzde bile hala kötü gözükmeyen oyunlardan biri Far Cry 3. Oyunda buglar var. Büyük küçük olsun bir sürü bug var. Ama bu buglar bana çoğu zaman sıkıntı, bu buglar bana sıkıntı çıkarmadı. Bir de yeni Far Cry'larla bu oyunu ayıran özelliklerden birisi düşmanların can barı olması. Gerçekçi bir oyunda böyle saçma bir şey olması gereksiz. Mesela bu Call of Duty'de düşmanların can barı olmasıyla aynı şey. Oyunda bir yetenek ağacımız var ve bu yetenek ağacında skill'leri açarsak karakterin kolunda dövmeler çıkıyor. Bu da güzel detaylardan birisi. Far Cry 3 serinin hala iyi oyunlarından birisi. Fa Günümüzdeki Far Cry oyunları bile Far Cry 3'e yetişemiyor. Fakat Far Cry 3 sizi uzun süre götürebilecek bir oyun değil. Ana hikaye 7-8 saatte bitiyor. Ama günümüzde Ubisoft oyunu uzatmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Far Cry serisi artık hep klon oyunlarla devam ediyor. Fakat 7. oyun online odaklı bir oyun olacak. Bakalım Far Cry 7 oyuncuları mutlu edebilecek mi? Bu tür videoların devamının gelmesi için abone olup like atmayı unutmayın. Sonraki videolara kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.